İbrahim Karagül. Osmanlı bile böyle hızlı yükselmemişti. Bırakın Türkiye yürüsün, bu hikaye daha yazılmadı. Dünyanın hangi bölgesine baksanız, Türkiye o bölgede yükselen güç olarak görülüyor. Zayıf ülkeler için umut olarak tartışılıyor. En güçlüler için yeni bir rakip olarak tanımlanıyor. Bu Afrika'da böyle, Orta Doğu'da böyle, Balkanlar ve Kafkaslar'da böyle. Bu Orta Asya ve Güney Asya'da böyle. Türkiye'nin elini uzattığı her bölgede güçlülerde panik, zayıflarda sevinç oluşuyor. Türkiye dünyanın en güçlüleriyle oynar. Ne gariptir ki Türkiye bütün bu bölgelerde dünyanın merkez güçleriyle rekabet ediyor. Nereye ulaşırsa karşısına eskinin sömürgeci güçleri, dünyanın merkez siyasi ve ekonomik güçleri çıkıyor. Yine ne gariptir ki Türkiye bundan çekinmiyor, ürkmüyor, korkmuyor, geri adım atmıyor. Karşısına güçlükler çıkınca oyunu daha da zenginleştiriyor, daha bir cesur hareket ediyor. Türkiye sanki bütün oyunlarını dünyanın en güçlüleriyle oynanacak şekilde dizayn etmiş gibi. Son derece akıllıca planlanmış jeopolitik atılımlar ülkesi olarak küresel ölçekte baskın bir yer ediniyor. Girdiği bütün coğrafyalarda hareket alanını genişletiyor. Üç kıtada çok sayıda cephe. Bunu yapan başka hiçbir ülke yok. Türkiye Afrika'da ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'le rekabete girişiyor. Balkanlarda Rusya ve Almanya ile, Orta Doğu'da ABD ve Rusya ile, Güney Asya'da İngiltere ve ABD ile, Orta Asya'da Rusya ve Çin'le boy ölçüşen ülke olarak tanımlanıyor. Dünyada aynı anda bu kadar geniş bir coğrafyada bu kadar güçlü rakiplerle mücadele edebilen, yarışan, ilişkiler ağı üretebilen hiçbir ülke yok. Gerçekten de bütün bunları müthiş bir bilgelikle, ilmik ilmik işleyen, bu kadar çok cephede aynı anda mücadele eden, bu kadar karmaşık ilişkiler ağını koordine edebilen, bu kadar geniş coğrafyaya aynı anda yoğunlaşabilen başka tek bir güç yok. Türkiye'nin ilk kez bir Orta Asya projesi oldu. Orta Asya'da Türk Devletleri Teşkilatı'yla bir gelecek arıyor. Bunu yaparken Rusya ve Çin'le ilişkilerini de güçlendirmeye çalışıyor. Ancak bu iki ülkenin bütün dikkatlerini Türk Devletleri Teşkilatı'na yoğunlaştırdıkları bir gerçek. Çin ve Rus basınında yayınlanan değerlendirmeler, orta ve uzun vadede ciddi bir Türkiye tehdidi tanımı için ortam oluşturmaya dönük. Türkiye'nin ABD ve Batı'yı bölgeye taşımasından çekiniyorlar. Ancak ABD ve Batı zaten Rusya ve Çin'i çevrelemeye çalışıyor. Türkiye işte bu boşluğu doldurup kendi hareket alanını oluşturuyor. Şunu açıkça söyleyebiliriz, Sovyetlerin dağılmasından sonra Türkiye'nin ilk kez bir Orta Asya projesi oldu. Bu ilk proje derinlemesine bir tartışmayı hak ediyor. Arap cephesi neden dağıldı? Orta Doğu'da merkez Türkiye. Orta Doğu'da tamamen Türkiye'ye karşı kurulan Arap cephesi dağıldı. ABD ve İsrail öncülüğünde şekillenen, İran'ı gösterip Türkiye'yi vurma şeklinde tanımlanabilecek cephenin tek amacı Türkiye'yi durdurmaktı. Türkiye'nin sabırlı ve sağlam duruşu bu cepheyi de etkisiz hale getirdi. Burada da büyük güçler vardı, bu cephenin arkasında da ABD ve Avrupa ile İsrail vardı. Panik vardı, Türkiye'yi durdurmak için bu cepheyi kurmuşlardı, başarısız oldular. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve bölge ülkelerinin Türkiye ile yakınlaşması en sağlam gelecek yatırımı olarak öne çıktı. Bunu değerlendireceklerini düşünüyoruz. İçerideki siyasi teröristlerin bilmedikleri şey. Afrika'da içerideki siyasi teröristlerin adını bile bilmedikleri ülkeler Türkiye ile çok güçlü bağlar kuruyor. Ekonomiden teknolojiye, savunmadan iç güvenliğe olağanüstü ortaklıklar oluşuyor. Türkiye, geleneksel Kuzey Afrika ülkeleri dışında Orta Afrika, Doğu ve Batı Afrika'da kalıcı gelecek ortaklıklar inşa ediyor. Türkiye, Çin, ABD ve Fransa'dan sonra Afrika'da dördüncü büyük güç haline geldi. Bu sadece yatırım meselesi değil. Kalıcı askeri, siyasi, ekonomik ortaklıkların temellerinin atılması kalıcı bir gelecek sunmaktadır. Çünkü Türkiye hiçbir ülkenin kuramadığı ortaklık modelleri öneriyor ve bu Afrika ülkelerinde heyecanla karşılanıyor. Bu kadar hızlı yükselen başka bir güç olmadı. İçerideki zihinsel körleştirme, köleleştirme planlarına sakın kanmayın. Çok büyük bir çirkinlik, ihanet sergileniyor. Oysa Türkiye dünyanın en güçlüleriyle vuruşa vuruşa bir gelecek kuruyor.
Hiçbir imparatorluk bu kadar hızlı yükselmedi, hiçbir güç bu kadar dar zamanda bu kadar geniş bir coğrafyayı hareketlendiremedi. Osmanlı bile bu kadar hızlı yükselmemişti. Bütün Batı dünyası bir araya gelse bu yükselişi gölgelemeye gücü yetmezdi. Ancak içerideki büyük yalanlar, korkunç körleştirme operasyonu Türkiye'ye çok büyük tuzak kuruyor. Bu yüzyılların hesaplaşması, uyanın artık. Yüzyılların en büyük ihaneti sergileniyor. İçerideki bu yapı tamamen Türkiye ile savaşıyor. Siyasi partiler, siyasi liderler, terör örgütleri gibi kendi ülkesini vuruyor. Akıllı olan, ülkesini seven, dünyayı tanıyan, küresel güç kaymalarını dikkatle takip eden herkes Türkiye'yi alkışlamalı. İçeriden saldırı, içeriden işgal girişimlerine izin vermemeli. Bu evlatlarımızın, torunlarımızın, coğrafyamızın, yüzyılların mücadelesi, hesaplaşmasıdır. İbrahim Karagül, Yusuf Kaplan. İnsan özgürlüğünü önce demokrasi, sonra da demokrasi rejimiyle iki kez kaybetti. Bize anlatılan bir masal var. Batılılar insana acayip değer veriyorlar. Görünüşte öyle. Gerçekte de öyle mi acaba? Unutulmaması gereken yakıcı gerçek, insanın nasıl sıradanlaştırıldığı, sürüleştirildiği, koyun gibi güdüldüğü gerçeğidir. İnsanın kobay kadar değeri yok. Ezberlerinizi çöpe atın. İnsanın bir kobay kadar değeri yok Batı'da. Asıl değerli olan insan değil, kobay. Kobay olmasa bu modern kapitalist bilim geliştirilebilir miydi? İnsan kobay olduğu ve güdüldüğü ölçüde değerlidir. Modern devlet insanı gütmek üzere icat edildi, insanı kontrol ve kolonize etmek için. Foucault'un modern devleti anlatmak için kullandığı panoptikon metaforu, insanın önce nasıl kitleleştirildiğini, sonra nasıl kütleye dönüştürüldüğünü, en sonunda da belli doğrultuda karakteri yok edilip kolayca güdüldüğünü çok iyi gözler önüne serer. İnsanın özgürlüğünü kazanma mücadelesi. Önce şunu bilelim. Modernler insanı özgür iradesine kavuşturacağız diyerek isyan ettiler kiliseye. İsyan etmekte sonuna kadar haklıydılar. Kilise insanın özgür iradesini ipotek altına almıştı. Yetmiyormuş gibi günah çıkarma ayinleriyle insanı arındırıyor, boşaltıyor, psikolojik olarak rahatlatıyordu. Modernler ipleri ele geçirdiklerinde insan kilisenin tasallutundan kurtuldu ama bu kez bilimin ve teknolojinin tahakkümüne girdi, kölesi oldu. Bu kez bilim kilisesi insanın özgür iradesini yok etmiş, hız, haz ve ayartı üreten popüler kültür endüstrisinin ürettiği narkozlu seküler günah çıkarma, arınma ayinleri yapıyordu. İnsan özgür iradesini Hristiyan kilisesinin tasallutundan kurtardı ama bu kez bilim kilisesinin kapanına kaptırdı. Bilim, modernliğin başlangıçlarında dünyanın büyüsünü bozmuş, hayattan, dünyadan kutsalı kovmuştu. Kovulan kilisenin kutsalıydı. Şimdi bilim kilisesi kendi seküler kutsallarını ve ayinlerini icat ediyor. Dinin kutsallarını hayattan kovan bilim bu kez dünyevi olan her şeyi kutsuyor. Hız, haz ve ayartıyı kutsayarak seküler ama geçici, sahte büyüleri icat ediyor. Bilimsel devrim Hristiyan kilisesini tahtından ettiğinde batılı insan zafer sarhoşluğu yaşamıştı. Ama sevinci kursağında kaldı, kısa süre içinde hem de. Bilimsel devrimle kitleleri harekete geçiren modernite, Weber'ın anlam krizi ve özgürlük kaybına yol açtığını söylediği bir demir kafes üretmişti. Bilim, bırakınız daha yaşanabilir bir dünya inşa edebilmeyi, dünyanın büyüsünü bozarak, kutsalı yok ederek, insanı manevi krizin, dolayısıyla insanın yaratıcı ile irtibatını koparan bir özgürlük kaybının eşiğine, dünyayı ise ontolojik yok oluş felaketinin tam orta yerine fırlatmıştı. Demokrasi ve dromokrasi insanın özgürlüğünü nasıl yok etti? Modernite bilim üzerinden kuruldu. İnsana kontrolü vermeyi vaat etti ama sonunda kontrolü araçlara kaptıran insanın özgürlüğünü yok etti. Gelinen noktada postmodern süreçte insan ürettiği araçların kölesi olmakla kalmadı. Bilim ve teknolojik araçların ürettiği hız, haz ve ayartının kölesine dönüştü. İnsanın tabiat karşısında kazandığı her zafer insanın yenilgisidir aslında. İnsan moderniteye özgür iradesine kavuşmak için dört elle sarıldı. Ama o günden bu yana en az iki kez özgürlüğünü kaybetti. Birincisi modernitenin bilimi kutsaması, insanın güç üreten araçları elde etme güdüsü, eseri olan araçların esiri olmasıyla sonuçlandı.
İnsan özgürlüğünü güç üreten bilime, teknolojiye yani araçlara kaptırdı. Modernite insanı hak arayan demokrasiyle insanı kitleleştirdi, sürüleştirdi, araçların kölesi haline getirerek özgürlüğünü yok etti. Postmodern süreçte ise insan özgürlüğünü hız, haz ve ayartının kölesi olarak libidoya kaptırdı. Libido insanı nihilizmin ve anlamsızlığın eşiğine fırlattı. Özetle modern dönemde demokrasi insan tekini sürüleştirerek ve nesneleştirerek özgürlüğünü kaybetti. İnsanın postmodern süreçte de hız, haz ve ayartı rejimi dromokrasiyle özgürlüğünü yitirdi. Şu an teknolojinin, demokrasinin ve libidonun dromokrasinin köleleri özgürlükten söz ediyorlar. İnsan çifte köleleşme yaşadığını nasıl anlayacak ve özgürlüğüne nasıl kavuşacak peki? Sorulması gereken asıl soru bu işte. Önemli olan soru sormak, bu soruyu sormak zaten. Sözün özü hem hayatı daha iyi anlama hem de yaşanan ontolojik felaketi idrak etme, özetle özgürlüğünü yitirdiğini fark etme konusunda insana neyi yitirdiğini hatırlaması gerektiğini sorması ve bu sorunun izini sürmesi çok büyük mesafe kat ettirebilir. Vesselam. Yusuf Kaplan.